Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyh kaleme aldığı eserin açıklaması şerhi olan Subul-u Selam'ın Türkçe tercümesi Selamet Yollarında Oruç kitabında Kitab-ı Siyam bahsi bölümde okumaya devam ediyoruz. 696 nolu hadis-i şerifi okuyoruz. وَعَنْ عَيْشَةَ وَاُمُّ سَلَمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Ayşe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha annelerimiz en şöyle nakletmiş. اَنَّ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cunuban min cima'ı cimadan, cinsi münasebetten, cinsel münasebetten dolayı cunup olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahlardı. Sümme yaktesilü, sonra guslederdi ve yesûmu ve sonra oruç tutardı muttefekun aleyh. Ve zade Müslim fi hadis Ümmü Seleme, Ümmü Seleme'nin hadisinde İmam Müslim rahmetullahi aleyh şöyle ziyade etti hadiste. Vela yaktı. Yani onu, o orucu kaza etmezdi. Tekrar okuyoruz. 696 nolu hadis-i şerif. Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma'dan, annelerimizden rivayet olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münasebeti cinsiyede bulundular. Yani cinsel ilişkide bulundular. Bulundukta cunup olarak sabahladılar ve sonra yıkanıp oruç tutuyorlardı. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Müslim Ümmü Seleme'den bu hadiste kaza da etmiyordu şeklinde rivayet etmiştir. Hadis-i şerif cimadan sonra cunup olarak sabahlayan ve sabahleyin yıkanan kimsenin orucunu sahih, yani geçerli olduğuna delalet eder. Yani delil teşkil eder ki cumhur ulemanın, yani alimlerimizin çoğunluğunun mezhebi de budur. Yani bir insan eşiyle, helaliyle cinsi ilişkide bulunup o gece gusletmeden sabahlasa, fecir doğsa, sabah namaz girse, oruç vakti başlasa ve uyandığında gusledip oruca devam etse o oruç geçerlidir ve orucu kaza etmesi gerekmez. Orucun sahih olduğuna delalet eder ki cumhur ulema, yani alimlerin mezheplerinin çoğunluğu budur. Hatta İmam Nevevi Hazretleri rahmetül aleyh bu hususta icma olduğunu iddia eder. Fakat İmam Ahmet bin Hanbel'le İbn Hibban'ın rivayet ettiği ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi buna muarızdır, zıt anlamlıdır. O hal hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden biriniz cunup iken sabah namazı için ezan okunursa artık o gün oruç tutmasın. Yani sonra kaza etsin anlamında söylemiştir. Yukarıdaki hadisse bu zıttır. Ancak cumhur ulema, yani alimlerin çoğuna göre bu hadis mensuptur. Yani hükmü bir dönem uygulanmış, daha sonra kaldırılmış hükümlere neshedilmiş, yani mensuptur denir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma annelerimiz hadisi kendisine rivayet olunduğu vakit bu hadisle amel etmekten vazgeçmiş. Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anha hadisiyle fetva vermiştir. İmam Müslim'in, İbn Hibban ve İbn Huzeyme'nin Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan tahriç ettikleri şu hadis dahi nesh'e delalet eder. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fetva almaya gelmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da perde arkasından işitiyordu. Adam, ya Resulullah, bana namaz, yani sabah namazı vakti cunup olduğum halde geliyor dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana da namaz vakti cunup olduğum halde geliyor.
Ancak ben oruç tutuyorum buyurdular. Adam, sen bizim gibi değilsin ya Resulullah. Allah senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını muhakkak affetmiştir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Vallahi ben sizin Allah'tan en korkanınız ve korunduğum şeyi en iyi bileninizim. Bileniniz olmaya candan dilerim buyurdular. İbnül Münzir Hattabi ve diğer ulemada, bazı ulemada nese kail olmuşlardır. Bazıları cunup iken sabahlama işini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur derken de bu hadis onların sözünü reddetmektedir. İmam Buhari Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan hadisini senet itibariyle daha kuvvetli bulmuş ve Ebu Hureyre hadisini reddetmiştir. Hatta İbni Abdülber Hazreti Ayşe hadisi hakkında radıyallahu anh'a şüphesiz sahih ve mütevatirdir demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi ise ekseriyetle kendi fiiline mevkuf yani fetva verirdi şeklinde rivayet edilmiştir. Merfu rivayetleri azdır. Bir tabi iki hadis muaraza ederlerse tercih rivayet yolunun kuvvetine göre yapılmıştır. Evet, bu okuduğumuz hadis-i şerifte de şunu anlıyoruz ki Hanefi mezhebinde de böyledir. Bir insan gece normal vakit cunup olarak yatsa, helaliyle ilişki kursa ya bir şekilde cunup olsa ve uyuyakalsa, sabah Ramazan'da imsak vakti girip oruç başladığında uyansa, o uykuda cunup olup kalkıp gusletmesi oruca mani teşkil etmez. Alimlerimizin büyük bir kısmının mezhebi de budur. Bu konuda ki Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme annelerimizden gelen hadis-i şerifi okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.